Bak buyurun. Beyaz bir şey söyleyeceğim. Evet. Abi kurduruyorsun ama ben Ayhan'la dövüşmem şimdi. Ayhan gel bakalım bir Ayhan. Geldim. Ben hakem olacağım. Ama bir dakika, vurmak yok. Yok tabii. Hayır. Ya, yok, hayır, tabii. Ben onun için gelmedim buraya. Gezereceğiz. Evet. Beyazcığım. Biraz hareket. Hocam. Çok hareketli. Mümkünse iplerden değil, buradan uzak dur. Hocam. Yani. Buradan uzak dur. Abi eldiveni... Bu yani. Biraz küçük bir eldiven evet, sana. Evet. Takmış gibi düşün. Hocam şimdi ben yapıyorum, sonra sen yapacaksın ama. Söyleyeyim. Yani hocam, o bize tiyolarını bir göstereceksin. Evet hocam. Hoca burada. Ana! Ya bu türküyü bu işe alet etmeyelim. Böyle boks müziği mi olur ya? Çok güzel ama. Denrin lan din lan lan din lan lan din lan din lan. Durmayın. Gel. Geri geçebilecek misin? Tabii geçer. Belden aşağı vurmak yok. O zaten yok öyle bir şey zaten yok. Allah muhafaza. Evet. Ben temiz boks istiyorum. Tamam. Boks. Hadi boş şans. Hadi ya sana da hadi. Hadi. Ayrıl ayrıl. Ama bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Türk erkeği olarak biz boks ederken devamlı demek ki vücutta mı var bu? Devamlı insan kendinden şöyle savunursa ben devam... Aman ay hanım aman. Niyesi böyle bir savunma. Savunma mekanizmi. Çok güzel. Sen tak onu. Aslında yani film için çok basit birkaç bir şey hani ilk başında bana neler öğrettiğini tamam. Göstereyim. Tabii yani gerçekten yumruk yemiyorsun. Yani yüzüne yemiyorsun ama eldivenine yiyeceksin. Ha, eldivene yiyeceksin. Ve yediğinde kafanı ve vücudunu ona göre kullanınca efekt bindiğinde üzerine zaten gerçekten almış gibi duracak. Sonunu anlamadım. Yani Allah sizi kahretsin. Eldivenine yediğinde diyor. O davulu çalacağım diye yedim programın yarısını yedim. Ya abi. Şuna verin bir davul dışarıda vursun. Vursun dursun ya Allah Allah. Sonunu... Yani prensip olarak eldivenin dışına vuruyoruz. O zaman yemiş gibi olur. Olur. Anladım. Ama bazen kafaya falan da gelebiliyor. Ama yani hiçbir tehlikesi yok. Ben dikkat ediyorum. Evet. Şimdi önce dizlerimizi kırıyoruz. Böyle bir atın üzerinde oturur gibi dengedeyiz. Okey. Biraz sarayda dolaşalım istersen. Evet, böyle başlanıyor. Okey. Süper. Esin gardını da. Şimdi her zaman yüzün kapalı. Yüzüm kapalı. Okey yani bir, ama gözlerle. Kapat bakayım. Kapat. Ama insan merak ediyor. Bir bakayım ya. Ya biraz aç. Ne olur. Aa göz. Dur şimdi. Ölüm ver. Aa. Evet yüz kapalı. Evet. Bir tane mesela dışına. Evet. Dışına mesela vuruyorum. Şimdi kafanı geriye at ben vurunca bak seyirciler. Arkadaşlar bir süre sonra gerçekten yiyormuş gibi olduğunu fark edecek. Biraz yakın tut yüzüne. Ama sana bir şey söyleyeyim. Eldiveni yakın tut yüzüne. Bana burada iş yaptırıyorsun. Al bak, öyle değil. Sen vur dışına. Sen vur. Ha? Buraya vur. Vay. Gördün mü? Yani onu vücudunla yapacaksın. Tamam. Bak, şimdi... bir tane de mesela koreografi yapalım. Bir mic yapalım. Atalım bir tane. Yapalım. Ne yapalım?
Mike. Yani Mike atan. Eğiliyorsun. Ha eğiliyorum. Mike atıyorsun. Şimdi ben atacağım gel böyle. Abi o kadar sevindim ki ben bir de uzun zamandır Mike'da atmıyordum valla. Ya öyle güzel bir güne denk geldin ki ata valla ya. Ulan iyi ki geldin ya. Yani. Çocuklar aranızdan başka Mike atmak isteyen var mı? Valla gözünü atalım abi Mike. Şimdi direkt çıkarıyorum bir tane. Evet. Eğiliyorsun buraya kontra vuruyorsun. Bununla. Onunla değil diğeriyle. Onunla da olur. Ama diğeri daha güzel gözüküyor. Sen bana bırak orasını. Gerçekten ya, vurma. Vurmam ona. Çünkü vurursan benim vurma alışkanlığım var kontrol olarak. Tüm televizyon tarihine iki komedyen birbirini dövdü olarak geçeriz. Ağır çekim yapalım bak, ağır çekim bak. Van Damme'lar falan var ya, her şeyi ağır çekim yapıyor. Mesela Van Damme bak, mesela vur Van Damme'a ağır çekim. Yani onların hayatı ağır çekim, anladın mı? Bak, mesela... Onların mesela mic'ları bile ağır çekim. Şimdi bir tane direkt ağır çekim çıkar. Mesela arkadan... Devam et ağır çekime. Arkadan gelen adama vur. Arkadan geliyorsun. Bir şey söyleyeceğim. Ya yeter ne yapıyorum? Evet. Güzeldi. Teşekkür ederim. Oy. Ellerinize sağlık. Çocuklar ringi kaldıralım. Bitti mi ya? Of. Sen eğlenti var. Ne güzel eğleniyorduk ya. Rahatladın değil mi? Çok abi ben sana bir şey söyleyeyim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu box böyle ayakta duruyormuş falan gibi dalga gibi görünüyor ama ip atlaması da... Tabii canım. Bunun yani bayağı bir efor işi abi. Bunun itmanı var, bunun her gün terlemesi var, koşması var. Finalde bunu bir daha yap. Abi yok insan ağaç çekiminde yoruldum ya. Bunun daha abi bunu 16 var. Saat yaşadım ya her gün. Ciddi söylüyorum. Yani... Bir de acayip bir Alman disiplini var Alman'da. Gerçi zaten gurbette hep öyle bir şey görüyorsun yani. Bütün gençlerimizde öyle bir durum var. Eve geliyoruz, dinleniyoruz. Ayhan'da mı kaldın? Hayır, benim kaldığım yerde Ayhan da bizim koçumuz olduğu için birlikte beni train ettiği için sürekli birlikte bizim kaldık. İkimiz bitmişiz oğlum. Ayhan taş gibi oturuyor ikimize bak. Ah, akşam yemeğinden sonra mesela ya iki dakika televizyon seyrediyoruz tekrar geliyor. Enerjim varsa biraz daha yapalım istersen. Efendim, önce ekran başındakilere, sonra stüdyo konuklara hoş geldiniz.